Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz diyorum ve en son milli edebiyatın bağımsız sanatçılarını bitirmiştik ve yolumuza kimlerle devam ediyoruz? Yolumuza 5 hececilerle devam ediyoruz. Yalnız konuya başlamadan önce 5 hececilerle ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Bunlardan birincisi, 5 hececiler bizim milli edebiyat ile cumhuriyet edebiyatı arasında bir köprü vazifesi görüyor. Yani şu, bu adamlar hem milli edebiyatın içine giriyor hem de cumhuriyet edebiyatının içine giriyor. Ve o yüzden diyorum ki 5 hececiler milli edebiyat ile cumhuriyet edebiyatı arasında köprü olarak kendilerine yer buluyorlar diyorum. Ve şimdi yine devamında konuya girmeden önce bir takım bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar, Tanzimat 1. dönemdeki Ziya Paşa'nın Doğu Batı çatışması arasında kalmasını hatırlayın. Ziya Paşa'nın Doğu Batı arasında çatışma içinde kalması genç olan Recaizade Mahmut Ekremler gibi sanatçıları etkilemişti. Ve bu yüzden benim edebiyatım Namık Kemal ve Şinasi ne kadar toplumsal bir edebiyat peşinde koşsa da Ziya Paşa'nın o kararsızlığı yüzünden genç yazar ve şairlerin bireysel edebiyata dönmesine neden olmuştu. İşte bizim 5 hececilerimiz ilk başta milli mücadelenin ve hece ölçüsünün tam karşısında yer alıyorlar. Ama bu geçmişten çıkarılan bir ders olarak gören Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin bu 5 tane gencin ikna edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve Ziya Gökalp ile Ömer Seyfettin bu 5 tane genci hece ölçüsüne geçirmeyi ve yine aynı şekilde milli edebiyatın duyarlılıklarını benimsemeleri gerektiğini düşünüp sürekli toplantılar halinde olup bu 5 tane genci hece ölçüsüne geçiriyorlar ve böylece Tanzimat döneminde yapılan hata bu dönemde yapılmıyor ve 5 hececiler buram buram Anadolu'yu anlatıyorlar. Buram buram halk edebiyatını benimsiyorlar ve yine aynı şekilde buram buram hece ölçüsünü kullanarak o divan edebiyatından arta kalan aruz ölçüsünü cumhuriyet edebiyatında herhangi bir şekilde karşımıza çıkartmıyorlar ve böylece divan edebiyatından kopuş tam anlamıyla gerçekleşiyor. O yüzden burada Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in hamleleri bizim için çok önemli olmuş oluyor. Peki 5 hececilerin kodlaması ne? Hey of diye kodlayacağız. Yani Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Kor Yürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafız Çamlıbel olarak karşımıza çıkacak. Özellikle bu 5 hececilerden en önemli şair kim olacak? Tabii ki de Faruk Nafız Çamlıbel olacak diyorum ve hiç vakit kaybetmeden girişi tamamladıktan sonra 5 hececilerle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Hececiler diyoruz. İşte buradaki paragrafta arkadaşlar demin anlattığım bilgileri verdim. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'in başlattıkları yeni lisan ve milli edebiyat akımını benimsiyorlar ve hecenin 5 şairi olarak karşımıza çıkıyorlar. Demin saydım kimlerdi bunlar? Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç ve Faruk Nafız Çamlıbel. Arkadaşlar demin söyledik ya, bu 5 tane şair daha o zamanlarda 18 yaşlarında ve milli edebiyatın karşıtı olarak kendilerine yer buluyorlar. Yani milli edebiyatın karşısındalar ve yine aynı şekilde hece ölçüsünün karşısında yer alıyorlar. Peki ne yapıyorlar daha sonra? Daha sonra arkadaşlar Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in görüşlerini benimsiyorlar. Çünkü Ziya Gökalp onları ikna ediyor ve böylece milli edebiyat akımını benimseyip
yollarına hece ölçüsüyle, milli duyarlılıkla devam ediyorlar. Peki 5 hececilerin özellikleri ne? Birinci özelliğimiz, Cumhuriyet'in ilk dönemine damga vuran bu 5 adam Anadolu hayatını, sanat anlayışını, kültürünü ve eserlerini dile getiriyorlar. Yine keza aynı şekilde nasıl milli edebiyatta halk edebiyatının nazım biçimleri ve türleri kullanılıyorsa bu adamlar da halk edebiyatının nazım biçimlerini kullanıyorlar. Ve doğal olarak milli kültüre yöneliyorlar. Halkın beğenilerini, kültürünü eserlerine tema olarak seçiyorlar. En önemli özellik, yalın, sade ve süssüz bir anlatımla eserlerini oluşturuyorlar. Ve son özelliğim arkadaşlar, yayın organı olarak Yeni Mecmua dergisini okuruyorlar ve o dergide eserlerini veriyorlar. Bu durumda şiir zihniyeti sorusu olarak bir soruyla karşı karşıya kaldığımda, eğer bana derse şiiri verdi ve bu şiirin zihniyeti aşağıdaki gruplardan hangisine ait olabilir diye de sordu. Baktınız, şiir halk edebiyatının özelliklerini taşıyor. Ve buram buram hece ölçüsü kullanılmış, yalın bir dil kullanılmış. O zaman bize grup olarak sorulursa hemen kimi yapıştırıyoruz? 5 hececileri yapıştırıyoruz arkadaşlar. İşte 5 hececilerden birinci ve yüksek potansiyelde olan adamım Faruk Nafız Çamlıbel. Arkadaşlar, milli edebiyat akımının etkisiyle aruzdan heceye geçiyor. Zaten söylemiştim ya, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin ikna ediyordu. Şiirlerinde ölçü ve kafiyeye özen gösteriyor ve 5 hececiler arasında en sağlam şiir yazan adam olarak karşıma çıkıyor. Yine yurt sevgisini lirik bir söyleyişle dile getiriyor. Şiirlerinde abartı yoktur arkadaşlar. Niye abartı yok? Çünkü Türk halk edebiyatı geleneğini benimsiyor. Milli edebiyatın geleneğini benimsiyor. O zaman bu adamda abartı olur mu? Tabii ki de olmaz. Ve en önemli eserleri, hepimizin bildiği Çoban Çeşmesi ve Han Duvarları'nı adınız soyadınız kadar iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu şiirlerde Anadolu halkının durumunu, duygularını, düşüncelerini dile getirmiştir. Ve bunu da arkadaşlar gerçekçi bir şekilde yapmıştır. Çok önemli bir özellik daha. Bizim Faruk Nafız Çamlıbel'imizin Sanat isimli bir şiiri var. Ve bu şiirinde arkadaşlar memleketçi duyguları dile getiriyor. O yüzden biz sanat şiiri için diyoruz ki memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi olarak sayılabilir diyoruz. Ve o yüzden bu şiirde de Anadolu'yu karış karış gezerek anlattığını asla unutmayacaksınız ve şiirlerinde yine memleket sevgisini dile getirdiğini yine unutmayacağız. Arkadaşlar, adamımız nesir türünde çok önemli eserler veriyor. O yüzden diyoruz ki tiyatroda da çok başarılıdır. Yani Faruk Nafız Çamlıbel başarılı bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu adamı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Anadolu'yu gerçek anlamda şiire konu edinen İlk şair olarak karşımıza çıkıyor. Yani şiirlerinde Anadolu'nun gerçekten tamamen bize yapısını, çektiği sıkıntıları, kültürünü, duygularını dile getirmiştir. Ve hani milli edebiyatın giriş videosunda ben 10. yıl marşını koydum ya arkadaşlar. İşte o 10. yıl marşını Behçet Kemal Çağlar'la beraber kim yazmış? Faruk Nafız Çamlıbel yazmıştır. Şiirde şarkın sultanlarını bilmemiz gerekiyor. Gönülden Gönüle eserini bilmemiz gerekiyor. Çoban Çeşmesi'ni banko bilmemiz gerekiyor. Suda Halkalar denemelerin vazgeçilmez sorusudur, eseridir. Boğaz İçi Şarkısı, Akarsu Tatlı Sert bankomuz arkadaşlar. Ve Han Duvarları da bankonun bankosu olarak karşımıza çıkıyor. Romanda Yıldız Yağmuru bankomuz. Size şöyle bir dipnot daha vereyim. Bunu kahve molasında anlatacağım zaten. Yıldız Yağmuru'nu arkadaşlar Faruk Nafız Çamlıbel kim için yazıyor? Şükufe Nihal için yazıyor. Tiyatroda Canavar ters köşe sorusu olarak gelir. Akın yine ters köşe sorusu olarak gelir arkadaşlar. Ve Yayla Kartalı da sizin banko bilmeniz gereken tiyatro eserleridir. Okul piyeslerinde herhangi bir eser bilmenize gerek yok.
Diğer bir şairim Halit Fahri Ozan Soy. Dedi ki bu adamlar milliyetçi adamlar. Soyadı kanunu geldikten sonra aldığı soyadına bakın arkadaşlar, Ozan Soy. İkisi de İslamiyet öncesinde kullanılan terimlerdir. Evet, ilk eserlerinde sevgi, özlem, ölüm gibi temaları işlemiş ve daha sonra çok önemli bir özellik Aruza Veda isimli eseriyle aruz ölçüsünü bırakıp bizim kendi kültürümüz olan hece ölçüsüne yönelmiştir. Bunu kim sayesinde yapıyordu? Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin sayesinde yapıyordu arkadaşlar. Şair tiyatroyla ilgilendiği için şiiri zarar görmüştür diyebiliriz. Ama bunu sorularda bulmazsınız arkadaşlar. Şiirde rüya bilinmek zorunda. Gülistanlar harabeler bilinmek zorunda. Balkonda saatler kısmi olarak çıkar arkadaşlar. Sulara dalan gözler soru olarak çıkar. Tiyatroda baykuşu bileceğiz. Ali Baba yahut kırk haramiler bileceğiz. Bir dolaptır dönüyor, bilmek zorundayız arkadaşlar. Romana geldiğim zaman Aşıklar Yolunun Yolcuları ile Lütfen Sulara Giden Köprüyü notlarımız arasında alalım. Zaten videonun aşağısındaki PDF'de de bunu bulabileceğiz arkadaşlar. Sorularda çıkar. Anıda Edebiyatçılar Geçiyor ile Eski İstanbul Romazanları tür sorularında karşımıza çıkar. Yani adam 4 tane romanı verir size. 5. olarak da Eski İstanbul Romazanlarını verir. Hangisi tür olarak farklıdır der. Sen de bunu bildikten sonra soru kaçırmazsın. Evet, geçiyoruz Yusuf Ziya Ortaç'a. Yusuf Ziya Ortaç, derslerde şöyle espri yapıyorum. Serdar Ortaç'ın dedesi diyorum arkadaşlar. Hatta Serdar Ortaç'ın da bazı şiirlerinde gerçekten tesadüf mü bilmiyoruz ama hece ölçüsünü yakaladığını görebiliriz. Tabii ki bu espri olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Yusuf Ziya Ortaç ilk eserlerinde tabiat, ölüm gibi klasik konuları işliyor. Daha sonra bizim için ayırt edici özelliği romantik tarih bilincine dair şiirler kaleme alıyor. Aşk temasının nesnesi kadındır. Ama bu kadını daha sonra nesne konumundan yükseltip özne konumuna çıkartıyor arkadaşlar. Demiştik ya size, Servet-i Fünun'da nesne olan kadın, problemleri çözemeyen, sadece yapıda yapılan işten etkilenen kadın, milli edebiyatla beraber bizzat sorunları çözen ve bizzat işi yapan konumuna gelecekti. Bu eserlerde de bunu görebiliriz. Evet, Aruza şiiri aruzla başlıyor ama devamında Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin etkisiyle hece ölçüsüyle devam ediyor. Ve en önemli özelliklerden yine birisi yüceltilmiş kutsallar olarak vatan, millet, bayrak, hürriyet en önemli özelliklerinden biridir. Ve yine bir dergi çıkartıyor. Bu dergiyi kimle çıkartıyor arkadaşlar? Şimdi ekranı kaydırıyorum. Birazdan göreceğimiz Orhan Seyfi Orhon ile beraber Akbaba isimli mizahi bir dergi çıkartıyor. Mizahi dergi neydi? O günkü koşulları hafif eleştiren, hafif ironik düşündüren, hafif de arkadaşlar güldürü yoluyla karşıdakini düşündüren bir dergi olarak karşımıza çıkıyordu. Evet, Yusuf Ziya Ortaç'ın işlediği konular arasında en soluklusu, tekrar ediyorum, şüphesiz ki arkadaşlar, ciddi şekilde söylüyorum bunu, romantik tarih bilincine dayalı eserlerdir. Lütfen bu özelliği unutmayın. Şiirde akından akına çıkar, onu söyleyebilirim. Cenk ufukları çıkar. Aşıklar Yolu, burada bir basım hatası var. K'yi düşürmüşüm arkadaşlar. Aşıklar Yolu Bankonuz. Devamında romanda ise Kürkçü Dükkanı Şeker Osman Banko eserler, banko romanlar olarak karşıma çıkar. Anıda Portreler ve Bizim Yokuş bana gelen sorularda sürekli karşıma çıkan eserlerdir. Fıkra'da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'yı bilebilirsiniz. Gezi'de Göz Ucuyla Avrupa soruların bankosudur. Tiyatroda ise Kör Düğüm ile Binnaz'ı arkadaşlar bilmenizi istiyorum. Özellikle Binnaz bizim vazgeçilmez eserlerimiz arasında. Evet, devam ediyorum. Orhan Seyfi Orhon. Arkadaşlar, Orhan Seyfi Orhon'la ilgili ilk başta neyi bileceğiz? İlk şiir kitabı olan Fırtına ve Kar isimli şiirini aruz ölçüsüyle yazıyor. O zaman Fırtına ve Kar aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiirdir.
Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra şiir anlayışı otomatik olarak değişiyor ve hece ölçüsüne yöneliyor. Arkadaşlar, şunu söyleyebilirim burada. Bakın, hayatının sonuna kadar hece ölçüsünde kullanıyor. Evet, hece ölçüsünü Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra 2-3 tık daha fazla kullanıyor. Ama aruz ölçüsünde kullanıyor. Devamındaki özellik daha can alıcı bir özellik. Bu adam serbest ölçüyü hiçbir zaman kullanmıyor. Devamında 20'den fazla şiiri besteleniyor ve yine arkadaşlar Akbaba'yı çıkartıyordu. Kimle beraber çıkartıyordu? Demin görmüştük. Ekranı tekrar yukarı kaydırıyorum arkadaşlar. Yusuf Ziya Ortaç'la beraber ne yapıyordu? Akbaba Mizahi dergisini çıkartıyorlardı. Geçelim eserlerine. Şiirde Fırtına ve Kar, Bankomuz. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Bankomuz. Evet, burada gönülden sesler var. Lütfen Faruk Nafız Çamlıbel'in Gönülden Gönüle isimli eseri ile bizim buradaki eserimiz olan Gönülden Sesler eserini karıştırmıyorsunuz. Yine O Beyaz Bir Kuştu da sorularda kendisine yer bulur. Romanda Çocuk Adam, Bankomuz. Hikayede Düğün Gecesi çıkar sorularda. Destanda Asri Kerem çıkar. Makalede ise Dün, Bugün, Yarın soru potansiyeline sahip eserler olarak karşımıza çıkar. Şimdi gelelim en son adamımıza. Kim? Enis Behiç Kor Yürek. Nasıl milli duyarlılığı yansıtmış? Kor ve yürek sözcüklerini soy isim olarak belirlemiş arkadaşlar. Kor İslamiyet öncesine ait bir kelime. Yürek de İslamiyet öncesine ait bir kelime olarak karşıma çıkmış. Şimdi şunu söyleyebilirim. Hatırlıyor musunuz? Ben size bir soru sormuştum. Demiştim ki milli edebiyata kadar iki konu tam manasıyla, tüm çağrışımlarıyla edebiyatımızda yoktu. Hatta bunu tartışmıştık, düşünmüştük vesaire vesaire. Ve devamında işte arkadaşlar birinci konumuz camiydi. Cami Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı ile beraber, hatta Ziya Gökalp ile beraber tüm çağrışımlarla beraber edebiyatıma konu olarak giriyordu. İkincisi de denizdi. Yani deniz çağrışımlarıyla beraber edebiyatıma kısmi olarak girmişti ama milli edebiyatla beraber tüm çağrışımlarıyla beraber girmişti. İşte bunu gerçekleştiren adam da Enis Behiç Kor Yürek'tir. Çünkü eserlerinde eski korsan hikayelerinden bahsetmiştir. Eserleri derken şiirlerini kastediyorum. İşte eski korsan hikayelerinden bahsetmesi denizi tüm çağrışımlarıyla beraber edebiyatımıza soktuğu anlamına geliyor ve bu yüzden bu özelliğini asla unutmuyorsunuz. 1946'dan sonra adamda bir değişiklik oluyor arkadaşlar. Çünkü adam şöyle bir ifadede bulunuyor. Çedikçi Süleyman Çelebi'nin ruhuyla temas ettim diyor ve edebiyata olan bakış açısını dini mistizme çıkartıyor. Yani artık dini havalardan, tasavvufi havalardan şiirine ne yapıyor arkadaşlar? Konu olarak yer ediniyor. Devamında şöyle bir özelliği de söyleyebiliriz. Şiirlerinde vatan, aşk, karamsarlık gibi konular var ama benim için en önemli özellik korsan manzumeleridir. Yani korsan şiirleridir. Eserlerine geldiğimiz zaman eski korsan hikayelerini banko bileceğiz. Yine Varidat-ı Süleyman Çelebi'yi muhakkak bileceğiz. Varidat-ı Süleyman Çelebi ile Çedikçi Süleyman Çelebi aynı eserdir arkadaşlar. Parantez içinde verdim zaten. Bazen sorularda mirasta karşımıza çıkabilir diyorum. Ve böylece milli edebiyat ile cumhuriyet edebiyatı arasındaki köprü olan 5 hececileri bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda artık cumhuriyet edebiyatına geçiş yapıp artık tüm hızımızla cumhuriyet edebiyatını bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.